Sevgili izleyiciler, gecenin başına itibaren güldük, eğlendik, keyifli vakit geçirdik. Yılmaz Morgül'ün muhteşem şarkılarıyla şarkılar söyledik, ona eşlik ettik. Evet, her gala gecesine keyifli bir geceye başlıyoruz ve sonunda bir yarışmacımıza vedalaşıyoruz. Ancak 11. haftada programın başında da söylediğimiz gibi bu gece sürprizli bir geceydi. Ve az sonra geride kalan yarışmacılarımızdan ikisiyle vedalaşacağız. Ve 5 güzel kadınla büyük finale gidiyoruz. Acaba işte bu son aşamada aylarca yarıştıktan sonra bütün emeklerine rağmen her şeyi geride bırakıp işte benim stilime veda edecek olan o iki yarışmacı kim? İşte bu sorunun yanıtını bulacağız şimdi. Bütün bir gece boyunca performanslarını sergilediler ve jürimiz puanlarıyla kararlarını açıkladılar bir anlamda. Az sonra puanlara bakacağız ve hemen arkasından yarışmacı arkadaşlarımız elenmek üzere isimler önerecekler. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle bu gece sadece bir taç var. Sadece bir yarışmacımız koruma altında. Onun kim olduğunu bir kez daha hatırlayalım, Kemal Doğulu'dan. İşte benim stilimde 11. haftada son taç sahibini buldu. Teşekkür ediyoruz. Sarıya yakışmıyor. Evet, İlvige son tacı aldı. Bu sezonun da son tacıydı aslında aynı anda. Ve İlvige'nin de ilk tacıydı. Böyle de bir enteresan bir duruma imza attı. Sanırım finali garantilemiş görünüyorsun İlvige. İyi, inşallah. Peki, geride kalan yarışmacılarımız için yarışmanın kaderi nasıl gelişecek? İşte şu andan itibaren o heyecanlı anları yaşamaya başladık sevgili izleyiciler. Hemen jürinin verdiği kararı, puanlarıyla verdiği kararlara bakacak olursak, puanlar bize iki ismi işaret ediyor. Yine en az puanı alan yarışmacılar olarak karşımızda bir eşitlik söz konusu yine. Ben ilk önce onlardan birini yanıma almak istiyorum. Nihal Can'dan. Hoş geldin Can, ama buraya hoş gelinmiyor biliyorsun. Jürinin puanları bu hafta seni buraya getirdi. Gecenin başından beri zaten hissediyorum dedin ama daha henüz gitmeye dair bir durum söz konusu değil. Telaşa gerek yok. Evet, ne söylemek istersin? Yok, telaşta değilim. Az önce de üzüldüğüm tek... konuşamıyorum. Üzüldüğüm tek şey... 3 almak aslında beni biraz üzdü. Çünkü gerçekten emek verdim. Hı hı. Güzel olduğumu düşünerek çıktım. Tüm arkadaşlarım gibi. Onların kostümlerini gördüğümde de kendimi iyi hissettim aslında. Hani gala için avantajlı olduğumu düşündüm. Hı hı. Benim avantaj olarak gördüklerim dezavantajmış. O yüzden üzüldüm. Onun dışında gitmekle ilgili bir problemim yok. Burayı çok sevdim. Gerçekten çok seviyorum. Arkadaki arkadaşlarımızı da... Sizleri de seviyorum. Ne kadar sizi biraz bıktırmış olsam da. Hani bunu... enteresan bir karakterim var tabii ki. Biz de seni seviyoruz. Tüm yarışmacılarımız olduğu gibi. Şimdi tabii bu aşamaya gelindiği zaman bir adım ötesi büyük final. Çok istediğini biliyorum finalde olmayı. Finalde olmayı çok istiyorum zaten. Hani benim için bu yarışmaya katılırken finale kalayım. Bu düşünce vardı. Hani... 100 bin lira değil çoğu Türkiye'nin. Kez eleştirildik bu, evet, konuda 100 bin lira kimsenin umurunda değil diye. Bilmiyorum, çok önemsemiyorum 100 bin lirayı. Bu rahatlıkla ya da ihtiyaçla ilgili değil, herkesin ihtiyacı vardır. Nazlı Hamarat'ın bile 100 milyarla ilgili çok büyük hayalleri vardır. Ama hani bilmiyorum, ben bu yarışmaya katılırken hep kafamda finale çıkmak olduğu için yani birinci olamamak gibi bir endişem olmadı hiçbir zaman. Ama finale çıkamamak, evet, buraya kadar gelmişken kötü olacak. Yani buradan şunu anlıyoruz. Evet, yarışa dair hayallerinin uzanabileceğin son noktadasın şu anda. Ama aynı zamanda da gitmeye de bir o kadar yakın. Aynen öyle. Bir araftasın. Evet. Buraya mı buraya mı adım atılacak?
Göreceğiz. Bilmiyoruz. Peki ben şimdi yarışmacı arkadaşlarının yanına kulis gideceğim. Kulis yapmadım öykü. Yapmadın mı? Yapamadım. Yapamadın haliyle. Yarışmacı arkadaşlarının yanına gideceğim. Bakalım karşına kim çıkaracaklar. Bir kulis bakalım. Var mı? Oradan bir haber alalım. Sevgili yarışmacılar, bugün iki kez yaşayacağız bu eleme heyecanını. İki yarışmacımız veda edecek. Şu anda jürinin puanlarıyla gitmesi istenen yarışmacı olarak Nihal Can'dan orada duruyor. Karşısına bir yarışmacı belirleyeceksiniz. Size göre gitmesi gereken yarışmacı kimse, onun ismini vereceksiniz. Nedenleri öncelikle açıklarsanız, sonra da ismini verirseniz sevinirim. Başlayalım. Gülay'la başlayalım yine. Ben bu haftaya bakarak Zeynep'i diyorum. Zeynep. Evet. Tarz bir bütünlüktür benim için. Ve karakteriyle, duruşuyla, sadece kıyafetiyle değil, tatlı şeyler yaşandı. Sürekli beni yalancı duruma çıkarmaya çaba gösterdi. Ve bu bir kez yaşanmadı, birkaç kez yaşandı. Zeynep diyorum. Zeynep. Aklına gelmişken ben şu DM'den mesaj olayını son bir kez sorayım. Belki ben gidebilirim. Aklımda kalmasın. Ne yaptın? İspatını getirdin mi? O bile yeterliydi. Sen DM'den maalesef sildin. O gösterdiğin şey İnsanlara bence şey. Halka oynama. Beni kötüleme. Bana ama bu bile bir ispattı. Sen insanlara... Bana hiç yapma. O gösterdiğin şey apayrıydı. Bunu hayır, o da bir ispattır sen sonuçta. Sen özellikle mesaj sen attığını hayranlarına söyledin. Beni kötülüyorsun. Aldın. Bir dakika. Aynı anda konuşmayın. Ben hani... O da gidebilir bugün. Ben de gidebilirim. Olsun. Son kez sormak istedi. Bir daha da sormuyorum. Senin kanadın yok. Sen ki benim karakterimle ilgili konuşacak hiç değilsin. Teşekkür ediyorum kendisine. Hani beklemediğim bir şey değildi. Zaten anlaşamıyoruz sonuçta. Hiç konuşmuyoruz. Birbirimizin yüzüne de bakmıyoruz. Oturabilirsin. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Hayır. Nazlı. Yani Nihal'in karşısına kimi göndereceğimi bilmiyorum. Bir kararın var ya da vermen var. Gerekiyor en azından. Ben de Zeynep'i söyleyeceğim. Zeynep. Neden? Yani hani Çiğdem'i göndersem yine Nihal'in gideceğini düşünüyorum. Zeynep'i göndersem de Nihal gidecek. En azından karşılıklı gelsinler istedim. Hani, peki. Çünkü onlar anlaşamadıkları için en azından karşılıklı gelsinler. Buradan yani neden karşılıklı gelmelerinin senin için ne gibi anlamı var? Hani yani... Gelirlerse? Ne bileyim. Hani anlaşamıyorlar ya hiçbir zaman. Çiğdem... Yani, hani Çiğdem'i göndersem... Kalırsa en azından o elememiş olsun mu demeye getiriyorsun. Hani Çiğdem de gitse hani ben Nihal'in gideceğini düşünüyorum. Efendim? Çiğdem de gitse Nihal'in gideceğini düşünüyorum bu anlamda. Hı hı. Hani bilmiyorum. En azından Zeynep'i söyleyeyim yani. Peki. İbige, oturabilirsin Zeynep. Ben de rakip gördüğüm için Zeynep'i söylüyorum. İlginç. Ben hep rakip gördüğümü evet. söylüyorum. Kulis olduğu için değil yani. Peki. Bu kadar. Yani anlaşıyoruz zaten Zeynep'le bir problemimiz yok. Problem amaçlı seviyorum değil söylemem. Seviyorum evet. Oturabilirsiniz. Ama burada bir kulis kokusu alıyorum. Kulisin devamı var diyorsun peki. Çiğdem. Gerçekten çok zormuş. Yarışmanın sonu artık. İsim söylemek gerçekten zor. Ben Nihal'den başka bir isim hayal edemezdim hiçbir zaman. O gitmeden ben gitmeyeyim diye de dua etmiştim, dilemiştim. Bilmiyorum gider misin? İnşallah giderim. Dualar ediyordunuz ya. O benim elimde olan bir şey değil şu anda. Ben öyle dilemiştim. Bu tarafa baktığım zaman Emel'e kıyamam ismine, Zeynep'e de kıyamam. Çünkü ben onlarla kısmet olursa final görmek isterim. Çünkü niyetlerini biliyorum. Hani bir bütün demiştik, tarz bir bütün demiştik. Benim için vicdanlı insan olmak hayatta en büyük özelliktir. İkisi bunları taşıyor. Bu tarafa baktığım zaman... Gülay bana hiçbir ters bir şey olmayan bir arkadaşım. Aslında iyi olduğunu düşünüyorum.
iyi kalpli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir zarar görmedim. Her hafta senin zaten tacın var ve performansın da iyiydi. Nazlı ile iletişimimiz artık iyi gibi, daha iyi. Keşke biraz daha zamanımız olsaydı belki de en iyi arkadaşım olurdu, bilmiyorum. Çünkü o da biraz şey gibi, kırmıyor aslında. Naiftir o da biraz. Ama ben özür diliyorum, Nazlı demek istiyorum. Gitmezsin inşallah. Nazlı'nın ismini söyledin. Peki şu ana kadar Zeynep, yarışmacıların çoğunluğu tarafından sonra 3 ve 1 Nazlı ismi var. Oturabilirsin Nazlı'cığım. Emel. Ay yani gerçekten söylemem gerekiyor işte bir isim. ben yine her baştan olduğu gibi tarzdan gideceğim. Yani tarzın devamlılık olduğunu düşünüyorum. Bir devamlılığı olduğunu düşünüyorum. Ve bu devamlılığı yani ben de ya, özür diliyorum. Çok seviyorum ama hani ben Nazlı diyorum. Nazlı'nın ismini söyledin. Zeynep. Ben Nazlı diyorum. Kendisi beni Nihal ile karşı karşıya getirmek istedi ama kendisini karşı karşıya bıraktığım için özür dilerim. Songül'e iyi günler Zeynep. Matematiğimden kafanın kanar belki. Sınıf bitmek için birazcık daha bekle bence. Ya şimdi bazen hani bazı laflar bana da koyuyor. Zeynep ile Nihal karşı karşıya gelsin ama şimdi bu kadar iddialı konuşmadan önce bazen biraz bir matematik yapmak gerekir. Yani bir şöyle bir dönüp bakmak gerekir. Hani kimler benim adımı söyleyebilir diye. Ben böyle iddialı laflar hiç etmiyorum. Hiç etmez, hiç uyumda yoktur. Üzgünüm. Senin oraya geri geleceğini de tahmin ediyorum. Çünkü Nihal'den daha iyi olduğunu tahmin ediyorum. Ben de aynı şeyi tahmin Ki etmiştim. Ki gidersen de sevinirim zaten. En başından beri ben seni söylüyorum ve Nihal'i söylüyorum. Hanginiz giderseniz üzülmeyeceğim. Zaten son haftamız. Senin için... Ya ben de gidersem siz de sevinirsiniz. Senin için düşünün. Bitmedi zaten. Bir kez daha yaşayacağız aynı şeyi. Senin için rüya tablo herhalde şu anda yarışmadaki. Öyle ya mi? Yok Nazlı'cığım, gerçekten seni alıp, öyle şey düşünülmesini yıldızlara baktık tabii ki bu arada 3-3 eşitliğimiz var değil mi? Tabii ki tabii yıldızlarımıza ki. Baktık ve biliyorum, yıldızlar evet. Nedeniyle bir yıldızı var Nazlı'nın ve 4 yıldızın vardı senin. O yüzden seni alıyoruz Nazlı'cığım. Beyazlar içerisinde gidiyoruz. Tabii işte değişik oluyor böyle karşı karşıya geldiğimiz zaman. Ne söylemek istersiniz? Ben çekileyim aradan. Aşkım sonuçta. Çok güzel görünüyorsun. Sen de güzel görünüyorsun. Nazlı senin ilk eleme tecrüben değil mi? Evet ilk defa. Yani pek endişen yok gibi görüyorum yani ama. Yani jüri tarafından yine buraya çıkmadığım için mutluyum. Arkadaşlarım söyledi. Burası bir rekabet ortamı. Ben de hani güçlü olduğuma inanıyorum gala gecelerinde. Bu akşam bir hata yaptım ama yine de jüri beni buraya çıkartmadı. Teşekkür ederim. Hani gidersem de yani arkadaşlarım söylediği için gideceğim. Bilmiyorum hani. Hazır mısınız yani peki buraya veda etmeye? Yani... Aslında çok bir şey kaçırmadım olacak. Bir hafta kaldı ama. En güzel kısmını kaçırıyorsun. Haberin yok. Yani Zeynep'in sevinmesini istemezdim bu noktada. Yani yarışmadan çok Zeynep'in sevinmesi mi seni? Hayır dediğim gibi 100.000 hayalleri için hiçbir zaman burada ne yalan söyledim. Bu konuda çok objektif konuşuyorum şu an. Zaten gitmeye çok yakınım. Hani nasıl diyeyim, dar ağacına giden yalan söylemez derler ya, o tarz bir durum. Hiçbir zaman yalan söylemedim bu podyumda. Hani hatalarım olmuş olabilir ama aynılarının benzerlerini hepsi yaptı zamanında. Burası ayrı bir dünya, her zaman söylüyoruz. Ama dediğim gibi ben hiçbir zaman hırslarım için bu derece çirkinleşmedim ya da çirkinleşmeyi de kullanmayayım. Hani bu derece şey yapmadım hani, sırf o... Hırsım için kırmadım hiç kimseyi. Gerçekten öyle düşündüğüm için söyledim. Gerçekten duygularımı paylaştım. Rol yapmadım. Buyum. Seven oldu, sevmeyen oldu. Mutluyum dediğim gibi ben. Bu yarışmaya bir daha olsa. Bir daha katılırım yani. Gerçekten mi? Evet, renkli oldu, farklı oldu. Bir daha böyle
Nereden bulacağım sizleri? Tabii ki. Burada yaşadığınız tecrübeleri hayatınız boyunca unutacağınızı zannetmiyorum. Evet. Bu aşamada her ikinize de şans dilemek düşüyor teşekkür bana. Teşekkür ederim. Ve ikinizi de jürinin karşısına alıyorum. Geride kalan son kankiler mi, kankitoşlar mı? Baş başa gidiyorsunuz galiba. Evet. Bakalım, kim gidecek, kim kalacak? Sizi alıyorum jürinin karşısına. Her ikinize de bol şans. Ben daha önceki değerlendirmelerimde de belirtmiştim. Nazlı Hanım'ın performanslarını beğenerek izledim. İşte hem idolümü hem hocamı sahneye taşıdığı için ona şükran borçluyum. Teşekkür aynı ederim. Zamanda onları bir kere daha yaşattığı için bu sahnede. O yüzden güzeller güzeli Nihal diyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ediyorum. Peki yazdınız mı? Evet. Görebilir miyiz? Teşekkür ediyoruz efendim. Nurella ile devam edelim. Öf. Çok enteresan bir durum. Nazlı'yı burada görmek üzücü. Yani Nazlı hakikaten gala gecelerinde çok muhteşem. Yani dünden bugünlere kadar. Bugün ben beğenmedim ama bu da benim kendi fikrim. Ben buna 3 verdim. Ama öyle vermek durumundaydım. İyi kalpli bir kadın Nazlı. Enerjisi, elektriği çok iyi. Bazen çok saf yanları bile var. Saf denilecek kadar. Ama o da çalışkan birisi. Çok çalıştı o da. Çok emek verdi. Gülay da pardon Nihal de kendine bir Luna Park buldu burada. O da çok eğlendi burada aslında. Çünkü buradaki en küçük yaşı 19. O böyle Luna Park'ta eğlenir gibi eğlendi. Kimi zaman çok yanlış anlaşıldığı zamanlar bile oldu. Ben bile kendim üzüldüm. Çok ona kızdığım zamanlar da oldu. Hep ne dedim? Kapıda gördüğün zaman sevimli böyle şımarık bir talebe bir çocuk. Ama yine de çok fazla giyimine çok önem vermiyordu. Ama gala günleri o da çok muhteşem oluyordu. Ben tabii diyorum ki çok çalışan kalsın diyorum. Ve Nihal diyorum ben. Nurella da Nihal dedi. İki Nihal ismimiz var. İvana. İlk olarak ikinizi tebrikler etmek istiyorum. Buraya geldiğiniz kadar. Güzel yol. Yolda çıktık hep beraber. Burada ayrılmak zorundayız maalesef. Nazlı çok çalışkan birisi. Çok emek verdi birisi. Çok değişti birisi düşünüyorum. İlk günlere bugüne kadar çok öğrendim birisi düşünüyorum. Evet, ben de seni sevdim, bendim. Bu kararın şu anda Nihal tarafından, Nihal yazdım ben. Teşekkür ederim. Neden Nihal yazdım? Evet, Nihal senin de zaten tarzın. Nazlı da senin de tarzın mutlaka biraz daha güçlü. Demiyorum sen asla kötü insan değilsin. Ama biraz gençsin, ben onu da yaşında veriyorum, bırakıyorum. Öğreneceksin, büyüyeceksin. Sabırlı olacaksın. Nasıl davranacaksın karşında? En o şeyden kaç yaş büyüksün Nazlı'da? Ben evlensem Nihal'de. Çocuğum olurdu yani. Kaç? Ben evlensem Nihal kadar çocuğum olurdu. Yani en azından bunu bilerek hareket yapmalısın. Yaşını büyüdü senden. Başka bir şey gerek yok. Nihal'in ismini verdi. İvan'a teşekkür ediyoruz. Kemal. Zaten sonuç belli. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. İlk haftalardaki galalarda kanlı bıçaklıydınız. Şimdi el ele tutuşun, evet. Kankasınız, evet. Değil mi? Evet. Hiç belli olmuyor bu işler. Aynen. Ama ben Nazlı'dan daha ümitliyim. Teşekkür ederim. Kemal Doğulu'nun tercih eden Nihal oldu. Urkan. Şimdi ikinizin de kıyafetlerini ben bugün çok beğenmemiştim. Söylemiştim sebeplerini, her şeyi söylemiştim. Sevgi ise hepinizi seviyorum ama bu sevgiyle bir olay değil.
Ama şöyle, ikinize de 4 vermişim. Hep matematiğe giderim ya, ben ya verdim ne verdim. Ama ben ne diyecektim bana başta sorulsaydı? Ben o küçük kızı çok seviyorum. O küçük kız hep benden fırça yer. Evet. Gerektiği zaman omzuna vururum. Hep böyle bir şeyler yapar, gelir özür diler. Ben o küçük kızı çok sevdim. Belki çocuğum yaşında olduğu için Nazlı diyecektim bana gelseydim. Ben o küçük kıza kal diyecektim. Çok sağ olun. Gerçekten yarışmanın en dobra ismi sensin. Ve ne zaman da bir şey söylese arkasından doğru olduğu bilgisi geldi. Neyse, yani senin de bu yarışmadaki fıtratın buraya kadarmış. Çok özleyeceğiz seni. İyi ve hevesli bir öğrenciydin. Yani o Luna Park'ta bir kız. Aynen. Luna Park'taydı o sanki. Sizleri çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Yani. Bağırdık, çağırdık, neler yaptım ben. Nihal gençsin, daha zaman var. Nihal şirinsin Nihal'cığım. Ay, o beni öpmeden gider mi? Gel. Bana da geldi değil mi? Ben de geldim. Tanıştığıma çok ancak memnun oldum. Yani, Nihal vedalaşırken hemen hatırlatalım. Teşekkir ederim. Enerjiniz o kadar güzel. Bu çok seviyorum. Akşam, çok teşekkür ederim söylediklerimiz için. Nihal'i vuruyoruz şimdi. Ben. Arkasından bir kez daha jürinin karşısına. Çok teşekkür ederim. En az puan alan ve yarışmacıların ismini verdiği. Çok teşekkür ederim. Finale çıkmak tabii ki de isterdim. Bu kadar emek verip finalden bir hafta önce elenmek tabii ki de hiçbirimiz istemezdik. Ama bu şekilde uğurlandığım için mutluyum. Hiçbir kırgınlığım yok. Kamera arkası ve önünde çok güzel insanlarla tanıştım. Güzel arkadaşlıklarım da oldu burada. Grup denildi, başka bir şey denildi ama hani mutluyum. Bu yarışma bana güzel şeyler kattı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Fanışkalarımı da öpüyorum. Evet, Nazlı, bir elemeden kurtuldun. Teşekkür ederim. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nihal'le vedalaştık. Bir başka heyecan yaşıyoruz. Jürinin bu gece vermiş olduğu yine en az puana sahip bir diğer yarışmacıyı yanıma alacağım. Gülay Hançer. Sağınıza, solunuza. Gel Gülay'cığım. Yine geldim. Yine geldin. Hatta gittin, geri geldin. Bu tarz elbiseler bana uğurlu gelmiyor gibi. Vallahi onu hatırlayamıyorum. Bak, senin elbiseni hatırlayamıyorum ama. Çok istekli, çok hevesli, çok inanarak geri döndün yarışmaya. Evet. Maalesef elendin. Bana... Yarışmadan da uzaklaştın. Dışarıdan baktın, özleyerek geri geldin. Şimdi yine buradasın. Evet, gala gecelerinde. Finale bir adım kala. Pek başarılı değilim. Ne yapalım? Geldim buraya. Bakalım nasıl olacak? Gidersen ne düşünüyorsun? Gidersem tabii ki üzülürüm. Çünkü 2 hafta yoktum ben bu yarışmada. Ama onun dışında ben de kızlar gibi gerçekten çok emek harcadım. Çok çaba gösterdim.
çok sabrettim. Ama enteresan olan belki de şöyle değerlendirmek lazım. Giderken yarışmacı arkadaşlarının kararıyla mı gitmiştin? Hayır. Onlar mı çıkarmıştı? Jürinin puanlarıyla mı gitmiştin? Jürinin puanlarıyla gitmiştim. Bir kez daha jürinin puanlarıyla buradasın. Evet. Gittin, geri döndün. Geri dönmene karar veren de jüriydi. Senin bu yarışmada bir ikna problemin var belki de. Bakacağız. Ya şu an jürinin kararıyla gidersem tabii ki üzülürüm. Arkadaşlarım ismimi söyleseydi bu saatten sonra üzmezdi, ben açık söyleyeyim. Çünkü arkadaşlarım değil. Hani Çiğdem'le iyi anlaşıyorum, Emel ve... Ama bu kadar yani. Peki, bakalım kimi gönderecekler karşına? Tamam. Koltuklar boşalıyor. Evet. Zeynep'le başlayalım. Benim aynı yine, Nazlı Amarant. Nazlı. Bakalım devamı gelecek mi? İlk turda Nihal'i kısmet. Bu sefer yolladın ama. Yani bilemiyorum. Peki, oturabilirsin. Emel. Ben yine Nazlı diyeceğim. Sen de Nazlı diyorsun. Çiğdem. Gene aynı sebepler geçerli. Ben de Nazlı diyorum. Nazlı. İlge. Hiçbir şey yaramıyor. Ben de bari Emel diye. Ağlıyor ya, kalksın azıcık. Peki. Emel. Ya ne kötüymüş. Oturabilirsiniz. Nazlı, seni tekrar alıyorum. Çok kırıldım. Tekrar merhaba Nazlıcığım. Merhaba. Evet. Şimdi buradan kapıdan gitmek var. Bir de o köprüyü geçip tekrar yarışa dahil olmak var. Üstelik finalist olarak geri dönmek var. Her ikiniz için de geçerli bu. Bu aşamada en kötüsü de bu veda zaten. Evet, ama az önce çok onarı oldum. Nur Hanım, İvan Hanım, Kemal Bey, işte Yılmaz Bey çok güzel şeyler söylediler. Hani orada kalmak da gerekiyormuş aslında, bunları duymak. Çok hoşuma gitti, çok onarı oldum. Çok teşekkür ederim. Hani Nihal'i yazdılar. Hani üzüldüm arkadaşım gittiği için ama hani bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Hani benim de adımı yazsalardı o laflardan sonra üzülmezdim. Peki. Gülay'cığım, karşında Nazlı var. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Başarılar dilerim. Sana da başarılar. Hak eden kalsın. Peki o zaman sizi jürinin karşısına alıyorum ve her ikinize de bol şans diliyorum. Teşekkürler. İkimiz de elbiseyle yürüyemiyoruz. Evet, yine konuk jürimizin kararıyla başlayacağız Yılmaz Bey. Sebeplerim hep aynı. Herkes çok güzel. Bütün kızlar çok güzeller. Ama teşekkür ederim. Bana ailem vefayı öğretti. Ahlakı, terbiyeyi öğretti. Dostluğu öğretti. Benim temsil ettiğim müziğe, musikiye bu gala programlarında bu kadar değer verdiği için, hocalarımı, idollerimi bu sahneye taşıdığı için ben de ona bir vefa duygusu taşıyorum bu akşam. Gülay diyorum. Gülay gitsin dediniz. Görebilir miyiz kararınızı lütfen? Yazdıysanız eğer. Evet, tabii. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine aynı sırayla gidelim. Nurella. Önce şöyle bir nefes alayım. Yorulduk. Çok zor bir an. Evet. Ben Gülay'a da 3 verdim. Bugün Nazlı'ya da 3 verdim. Bir de kime verdim? Nihal'e verdim. 3 verdim. Şimdi şöyle bir şey var. Nazlı Gülay'dan tabii daha iyiydi. Buraya geçtiler. Ben iki kızı da seviyorum ben bu kızları ya. Teşekkürler. Biz de yani seviyoruz. Çok zor bir an.
Gülay gitti, geri geldi. Ben Gülay'ı çoğu zaman tarzını çok beğeniyorum. Hele özel, hele derilerde falan. Ben Gülay'ı abiyede sevmiyorum zaten. O böyle deriler, enteresan şeyler. Onlarda çok çok tarz buluyorum. O zaman Nazlı'nın üstünde olmuş oluyor. Ve dolayısıyla ah benim az solistim. Ama hakikaten Nazlı'yla az solistim bana... Daha tabii belli değil kimin gideceği de. Bana burada o kadar güzel günler yaşattı ki. Vallahi bana çok yani, teşekkür ederim. Çok keyif verdi. Çok teşekkür ederim. Ben ama Nazlı diyorum. Nazlı'nın ismini evet. verdiniz. Üzülerek bir diyorum. Kemal. Canım. Bugün bu önümüze gelen yarışmacılar daha önce Nazlı ve Nihal, şimdi yine Nazlı ve Gülay. Eğer doğal yollarla gelişip de bu isimler karşımıza çıktıysa şaşkınım. Ama çok zeki bir matematik sonucuysa bu isimler ve böyle kurgulanmış bir kulis sonucunda çıkmış bir isimse ben alkışlıyorum. Gerçekten başarılı bir matematik var. Olması gereken de bu son haftada artık, çünkü kişisel garezler, stratejiler değil. Yani en güçlü rakibi göndermek istemelisiniz ki öyle de yaptınız bu hafta, tebrik ediyorum. Size gelince de sen gittin, bir doping aldın, geri geldin. Bir fırtınalı bir geri geliş oldu. Nazlı en başından beri burada. Ve her zaman çok çabaladı, çok uğraştı, çok didindi ki ben çok sıklıkla Nazlı'yla kavga ederim, etmişimdir geçmişteki bölümlerimizde. Ve fakat ben Nazlı'nın rengini çok seviyorum. Kemal'de onun kararı, Gülay. Nazlı'nın renkliliği, Nazlı'nın naifliği, Nazlı'nın programa kattıkları beğenilir beğenilmez. Çok teşekkür ederim. Ama ben destekliyorum. İnşallah sen kalırsın. Gülay'cığım sen de çok iyisin ama senin aldığın dopingle buraya çok büyük gazla gelmen gerekiyordu. Ben o enerjiyi sende bulamadım. Ve zaten bugün de puanlarıma baktığımda sana 3, sana 4 vermiştim. Yine kalple değil, mantıkla çalıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ivana. Evet, resim şimdi biraz değiştirdi. İkiniz çok emek verdiniz. Evet Gülay, sen de gittin geldin. Ama çok zor şartları buradasın. Ve çok uğraştın. Onu biliyorum. Nazlı, sen de çok uğraştın. Ama çok daha kolay şartlarından bunlar başarladın deyip ben tabii ki Gülay'a yollamak istemiyorum. Hem de tarzını çok daha beğeniyorum diye. Ben Nazlı diyorum. İvana'nın tercihi Nazlı oldu. Urkan. Evet. Ama bu bana reva mıdır kardeşim? Ha, devamlı bana geliyor yahu. İki haftadır sana geldi. İki hafta daha evveliyatı da vardı. Son iki haftadır bende. Bir de bugün duble. Ah, bugün duble. Duble. Şimdi. Nazlı, çok emek harcıyorsun bu yarışmaya, biliyorum. Demin de senin adını söylemiştim zaten. Sana da dört, sana da dört vermiştim. Gülay, sen de bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama bazen çok emekçi görmüyorum. Ama demin Nazlı'nın adını söylemiştim. Kalbim duracak. Benim de. Benim de. Ay 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 ay. Uğurlu kalbin adamı. Urkan yazarken Urkan şu anda finalistlerimiz belirleniyor. Aynen. Onun tercihi. Ülkenin en uğurlu kalbi, bakalım Gülay, ne diyor. Gülay, gitmiş gelmiştin. Alışmış olman lazım. Kızma bana, seni yok, çok seviyorum. Kesinlikle. Urkan Erez'in tercihi de Gülay oldu. Gülay gitti. Evet, veda eden ikinci isim. Biraz daha kalsın. Gülay Hançer. Hamarat.
kendinize iyi bakın. Elendiğime üzülmüyorum. Sonuçta bu bir yarışma. Tabii ki birinci olmak isterdim diğer kızlar gibi. Ben de çaba gösterdim, çok sabrettim. Herkese başarılar dilerim. Benim gönlümden, kalbimden dilerim ki Emel birinci olur. Çünkü hem tarz hem şık, çok temiz kalpli, içi ve dışı bir. Hayırlı neyse olsun. Çok öpüyorum desteğiniz için bugüne kadar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sevgili izleyiciler, bu gece veda eden iki yarışmacımız vardı. 11. haftada artık finalistlerimizi belirledik. Aniden, apansız iki vedayla artık karşınızda oy kullanacağınız finalistlerimiz var. Tabii ki sürpriz de olacak. Büyük final bu. Adı üstünde. Öyle bildiğiniz gibi oyu gönderdik, onu seçtik gibi değil. Tabii ki her zaman olduğu gibi sözün yarısı sizin, yarısı işte benim stilim jürisinin. Ve müthiş sürprizlerimiz var. Evet, onlarla vedalaşacağız. İçlerinden biri Türkiye'nin en stil kadını olacak ve 100 bin liralığın büyük ödülün sahibi olacak. Ama burada kalmayacak, bir virgül atacağız ve 3. sezonun yeni yarışmacılarını canlı yayında işte benim stilim finalinde görebileceksiniz, tanıyabileceksiniz, tanışabileceksiniz. Çok sürprizli, muhteşem, görkemli, bu kez gerçekten, gerçekten, gerçekten gözlerinize hitap eden müthiş bir gece hazırladık sizlere. Çok heyecanlı. Bu heyecanı bizimle paylaşırsanız ne güzel olur. Önümüzdeki hafta, hafta başına sizlerleyiz de işte o elemeyi, o büyük finali sakın kaçırmayın. Bu gecelik bizden bu kadar. Buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.